sormuştum. Şimdi bu ödevi farklı bir yapı kullanarak çözeceğim. Yani yine if else yapısı kullanacağım ama farklı bir şekilde yapacağım. Tekrar yapmak istiyorum bunu. Şuralar aynı, o yüzden sadece burayı sildim. Tamam. Şimdi if diyorum. If yine aynı şekilde. X demeye o kadar çok alışmışım ki elim sürekli X yazıyor. Ort mesela küçüktür. Küçüktür 0. Pardon, küçüktür 41 ise disp ff direkt, değil mi? Tamam. Şimdi bakın end diyorum. Canım böyle yapmak istedi. If diyorum yine. Bakın if. Bu sefer bakın ne yapacağım. Ort küçük, pardon, büyüktür 40, 40'tan büyük ve v demek için end demem lazım. Ort küçüktür kaçtı? 60. 61 olacak. Tamam. Böyleyse ne yazmam lazım? Disp. Oops. Sesini kısalım. Evet, böyleyse disp ne display edeceğiz ekrana? CC mi? CC. Tamam, CC olsun. Yine end demem lazım çünkü yeni bir if bloğu açtım. Ama else if yazsaydım gerekmiyordu, değil mi? Tekrardan şey. If sırf fantazi. Yani az önceki kodda tamamen işinizi görür ama hani bunu da görün. Ya da if demek zorunda değilim. If'in altına else if olarak da yazabilirdim bunları. Ortalama büyüktür 60. Büyüktür 60 demek 61. Yani büyüktür 60 deyince 61 ve yukarısı oluyor aslında, değil mi? Çünkü 60 tam büyüktür olmayacak. 61'den sonrası ve end demem lazım. Veriyorum çünkü. Ortalama küçüktür. 75 miydi? 75 dersem 75'e dahil edemem. 76 demem lazım. Disp ne diyeceğiz? CCDB dedik. End dedik. If geriye ne kaldı? ortalama büyüktür 75 ise disp A. Tamam. End diyor. Bakın bu kodda sizin işinizi görmesi lazım. Deneyelim isterseniz. Run edelim. Sıfırdan notlarımıza girelim bakalım. 80 yaparsak A herhalde. Ondan sonra bir daha run ediyorum. Ne gireceğiz? Şöyle parantez açmadan, köşeye parantez açmadan da işe yarıyor. Bir denemek istiyorum. 30-40. Yok, yaramadı. O zaman parantez açıp gitmem lazım her yeri, değil mi? Bir daha run ettim. 50-79-10 CC. Tamam arkadaşlar, bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz şunları silip else if de yazabilirsiniz şunu. Yani şuraya bakın, şurayı sildim. Şuraya else if yazdım. İlk önce şurayı sileyim. Else if yazdım buraya. Birazcık ötüyor şu an, sorun değil. Şuradaki end'i kaldırdım. Çünkü else if dedikten sonra yeniden bir end deyip sonlandırmaya gerek yok. If bloğunun içine yazıyorum aslında bunu. Şurayı da bir else if yaptım. Else if yaptım. Şuradaki end'i kaldıracağım. Şura. Başka durum yok zaten, değil mi? Else diyorum. Şunu silelim artık. Çünkü bir tane koşul koymaya gerek kalmadı else dedikten sonra. Diğer durumları kapsıyor. Else if. End. Tamam, bunun da çalışması lazım. Şu an öyle görünüyor. Umarım çalışır. Notları bir daha girelim. 100 80 90. Bakın A. Tamam. Yani birçok farklı kombinasyonla yapmanız mümkün. Ben bu videoda size şu end operatörünü kullanmayı
Yani elinizde mesela birden farklı şey olduğunda, birden farklı koşulu kontrol etmek istediğiniz zaman siz bu tür koşulları birbirine entleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle de yazabilirsiniz bunu. Yani iki farklı şey. Söyleyeyim şunun adına. İki farklı koşulu böyle parantez içinde de alabilirsiniz. Tamam. Başka ne var? Şurada niye hata veriyorum? Şuna bakalım. Use double. Şimdi burada şunu diyor aslında. Şöyle bir uyarı veriyor. Eğer skalar işlemlerde bir end operasyonu yapacaksan diyor. İki tanesini kullan diyor. Hatta yanına şeyini vermiş. Fix diye. Fix diyelim. Böyle yaptı. Fix dersek böyle yaptı. Tamam. Bir daha run edelim bakalım. 10, 20, 30 dedik ve FF aldık. Tamam arkadaşlar. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıntı çıkmadı. Yine çalıştı ama. Yani benim yaptığım şu şekilde. Tek bir endle. Ama skaler kullanıyorsanız bunu iki tane yapın diyor. Öyle uyarı verdi. Ben de çok daha önce dikkat etmemiştim buna. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.